Cilt lekeleriniz var mı? Neden oluşur merak ettiniz mi? Tedavileri nelerdir? Medikal estetik hekimi Doktor Serhan Göçer'in bilgilendirmesine kulak verelim. Gençlik rüzgarı bizi nereye getirdi? Tabii ki severek, bayılarak sohbet ettiğim Serhan Hanım'a getirdi. Teşekkür ederim. En son biz sizlerle bir ara leke konuşmuştuk. Bu lekeye devam etmek istiyorum. Çünkü çok insan soruyor. Doğru. Ve çok önemli de bir konu. Cilt soyma dedik. Alttan tedaviler dedik. Tekrar bir bölümde hatırlatarak devamlı şu cilt soymaya bir değinelim. Çünkü neden cilt soyma diyorum? Mesela benim evimde dadı geliyor, çalışıyor. Hı-hı. Bu Filipinler Hı-hı. mesela. Böyle bir sabunlar sürüyorlar, bir şey yapıyorlar. O ciltler böyle pancar gibi kızarıyor. Ondan sonra çok evet. canlı bir görüntü evet. oluyor. Evet. Bir de onların derileri çok kalın. Bizim evet. gibi değiller. Evet, evet. Işıl ışıl görüntü. Ondan sonra diyorum kaç yaşında Filipinli dadı? Yani değişiyor. 40 çok değiştiği için. evet, o dönem öyle. Var. Evet. 46'sı da var, 35'i de var, 40'ı da var diyelim. Sonuçta belli bir yaş var ama ciltlerde acayip bir ışıl da o. Soymadan sonra alttan bebek gibi bir cilt çıkıyor ve o küçük küçük soyuluyor. Ben denedim bir kere evde yapayım dedim. Öyle bir kızardı, pancar gibi yüzüm şey oldu ki arkasından hemen iyileştirici krem sürdüm ve bir daha denemedim. Çünkü bunu yine uzmanların elinde doğru yerlerde yapmak doğru lazım. Evet. O yüzden size soruyorum. Çok haklısın. Şimdi soyma tedavileri aslında doğru yapılırsa çok güzel sonuçlar aldığımız uygulamalar. Çünkü besleme, soyma, cilt yenilemenin temeli. Ne demek besleme, soyma? İhtiyaç varsa eksik olanı yerine koymak. Aynen, belki basit bir tanımlama olacak ama aynen bir bitkiyi sulamak ve budamak gibi. Cildimizin en üst tabakasındaki epitel dediğimiz ölü tabaka var. Senin cildinde o epitel tabaka dediğimiz ölü tabaka incecik. İncecik, evet. Evet. Açık tenli ciltlerde, sen de olduğu gibi renklisin çünkü renkli gözlü açık tenlisin, beyaz ve ince bir cildin var. Orada incecik bir epitel tabaka var, o kalın değil. O yüzden senin cildinin soyulması daha böyle reaksiyonlu olacaktır. Yani daha çok kızaracaksın, daha kontrollü yapılmalı. Beni rahatsız etti o görüntü çok mesela, haklısın. Panikledim. Paniklenecek belki bir şey yoktu ama çok haklısın. İşte o epitel tabakanın daha kalın olduğu, yani cilt turnover dediğimiz yenilenmenin daha hızlı olduğu ciltler var. Buğday tenliler, esmerler, yağlı ciltler, yağlı, geniş gözenekli, akneli yani sivilceli ciltler, bu ciltler soyma tedavilerine daha uygundur. Bu ciltlerde biz retinoik asit kullanarak ya da alfa hidroks asitler, meyve asitleri. Meyve asitleri. Evet. Kullanarak kliniklerde kontrollü bir şekilde cildin en üst tabakasını alırız. Bu tabaka cildin kendini tekrar iyileştirebildiği bir yerdir. Yani alttan yine fibroblastları, cilt hücrelerini uyarıyoruz. Hadi kalkın yeniden cildi hızlıca yenileyin demiş oluruz. Üstteki o epitel ölü tabaka yeniden oluşur 3 haftada. Yaklaşık 21 günde. Bu 21 günlük süreçte güneşten korunmak, doğru beslenmek, dikkat etmek gereken bir takım noktalar var. Yoksa daha beter lekeler oluşabilir değil mi? Eğer bunlara dikkat etmezsek lekelerimiz artabilir ya da bazı kalıcı hasarlar ortaya çıkabilir. Evet. Besleme özellikle 30-35 yaşından sonra önemli. Ne demek besleme? Mezoterapi. Yine oraya geldik. Geldik, yine geldik. Özellikle hyaluronik asit içeriklerle, yüksek molekül hyaluronik asit içeriklerle, peptitlerle ve amino asitlerle ama lekede glutatyonla yani antioksidan içeriklerle cildi beslemek değerli. Cildi soyarken yani yenilerken iyileşme gücünü arttırırsan lekelerden kurtularak iyileşir. Ama sen tek başına soyar, eğer onu desteklemezsen lekelerini artırarak iyileşir. En çok mesela bu konuda şikayetler geliyor bana. İşte hocam diyor, ben diyor lekelerim vardı diyor ama diyor çok işte soymak istedim, temizlemek istedim ama lekelerim iyileşmedi ya da arttı. Burada daha önceki bölümlerde çünkü de konuştuk çok biliyorsun. Çünkü çok kendi kendine de insanlar yapıyorlar. Hani gidip evde bir tane yapıyorlar. Kremi sürüyor, evet, bir şey evet, yapıyor, soyuyor evet. ondan sonra ah yandım diye dolaşıyor. Yani. Çok haklısın. Geçtiğimiz bölümlerde biraz üzerinde durmuştuk. Burada biliyorsun kan tahlilleri önemli. Biz hastalarımızın neden lekelendiğini ya da lekelere neden eğilimli olduğunu anlamak için acaba altta bir eksik var mı? Yani demiri yerinde mi, D vitamini yerinde mi, folik asidi yerinde mi, selenyumu, çinkosu yerinde mi, yeteri kadar bunlar var mı kanda diye mutlaka kontrol ediyoruz. Eğer burada bir sorun varsa beslenmesini, hayat şeklini de düzene koyup
bu eksikleri de almasını sağlıyoruz ki sonra soyduğumuz zaman tedavi başarılı olsun. Her şey bir bütüne gidiyor mutlaka, sonuçta. Yani mutlaka bir tarafından yapmak, tutmakla olmuyor değil mi sonuçta? Tabii ki. Burada soyma tedavisi deyince benim yapmayı çok sevdiğim, tercih ettiğim fraksiyonel lazer var. Ha evet, o da var. Evet, fraksiyonel lazer lekelerde ve izlerde. Hangilerinde? Özellikle sivilce izlerinde. Çok önemli bir konudur biliyorsun, leke ve iz deyince. Ergenlik döneminde ya da genç yaşlarda ortaya çıkan sivilcelerin çoğu zamanla iyileşir. Ama bazı hastalarımızda iz bırakarak iyileşir. Aynen öyle. Bunlar çukur izler. Bazen de kahverengi izlerdir. İşte bu izleri tedavi etmek için bu tarz ciltlerde karbondioksit fraksiyonel lazer dediğimiz uygulamayla cildi soymak bizim için yapılan uygulamalardan bir tanesidir. Onda ne kadar sürüyor tedavi süreci? Bir arayla 3 seans. Ama başımıza neler geliyor diye mi soruyorsun sonrasında? Soracağım tabii ki. Neler geliyor başımıza? Başımıza şunlar geliyor. Dürüstçe anlatalım. Çünkü izleyicilerimizden mutlaka uygulamayı düşünen, yaptırmayı düşünen ya da doktora önermiştir belki, kaygılanmıştır. Bilgilenin. Evet, bilgilensinler. Birinci gün kızarıksınız. Çünkü bir ışık enerjisiyle, ki o bir lazer enerjisi, cildimizin üst tabakasını koyabilir ettik. Yani aslında kontrollü olarak... kontrollü olarak evet yaktık. Böyle söyleyince biraz şey ama... kulağa hoş gelmiyor ama aslında bizim için çok iyi bir yöntem. Birinci gün kızarıksınız ve ilk 24 saat çok özenli geçmeli. İkinci gün kızarık ve birazcık da ödemlisiniz. Üçüncü gün kızarıklığınız bir bronzluğa dönüyor. Aslında bronzluk çok ince bir kabuk. 5-7 gün civarında bu kabuklar dökülüyor ve alttan o senin Filipinli tazılarda gördüğün gibi böyle parlak, ay onları da nedense evet kendilerine çok iyi bakıyorlar. Böyle alttan parlak, ışıklı, lekelerden ve izlerden bir miktar daha arınmış bir cilt ortaya çıkıyor. Ama çok dikkat etmek lazım o süreçte diye düşünüyorum. Çünkü mikrop da kapabilir yani. Doğru. Yaraya da dönüşebilir değil doğru, mi? Doğru. Enfekte olması, mikrop kapması çok korktuğumuz bir durumdur. Sağlıklı bir ciltte çok düşük bir ihtimaldir. Ama yine de doktorunuz bu konuda sizi uyaracaktır. Uyarılarına dikkat edin, ona göre davranın. Ve elbette ki yaz aylarında uygulanması. Peki o dönemde mesela hani o işlemi yaptıktan sonra üstüne bir krem koruyucu bir şey sürüyor muyuz? Tabii yoksa ki ona izin veriyor muyuz? Kendi haline bırakıyor muyuz? Asla kendi haline bırakmıyoruz. Şimdi İlk günlerde yapılanmasını yani iyileşmesini sağlayacak kremler kullanıyoruz. İkinci günden ya da bazen üçüncü günden sonra koruyucu ve kapatıcıya başlıyoruz. 21. gün, 3. haftadan sonra da sadece güneş koruyucu ve nemlendirici ile devam ediyoruz. Peki diyelim böyle bir şey yaptırdım ben, çekimim var. Kaç gün araya ihtiyacım var? Çok önemli bir soru. Çekimimiz var, düğünümüz var, çok özel bir davetimiz var işte. Bir yere hazırlanıyoruz. Bir hafta efendim, 7-10 gün. Bir hafta öyle bir hani toplum içine çıkarken... Öyle çıkamayacağız istediğim yani şekilde. Ben çıkıyorum. Ama çekime çıkamayacağız. Çekimden önce değil evet. Çünkü makyaj yasağımız oluyor. Minimum 2 gün kadar. Bu tarz uygulamaları her zaman günlük hayatınızı bozmasa bile birkaç gün önceden planlayın. Mesela bir hastamın düğünü var diyelim ki çok kısa bir süre önce bana geldiyse hiçbir şey yapmak istemiyorum. Sadece cilt bakımı yapmak istiyorum. Bu uygulamaları birkaç gün önceden planlamak her zaman doğrudur. Belki bunun öncesinde de yine mezoterapiyle cildi bir hani yine desteklemek bence kesin şart. Ondan sonra bunu yapmak lazım. Tabii peki bu uygulamayı kaç kere yapıyoruz? Hani bir kere yaptık kurtulduk mu yoksa tekrarı var mı? Sadece cilt gençleştirmek için yapıyorsak yılda bir kere. İzler ve lekeler için yapıyorsak bazen 3 bazen 4 seans gibi yapmak seanslar gerekebilir, artabiliyor. Değil mi yani? Evet, bir kere evet, de böyle bir mucize evet, bazen olabilir ama beklememek de gerekir. Genellikle protokolümüz 3'tür. O protokollerin 3 olmasının çok anlamlı sebepleri vardır. Çalışılmıştır klinik olarak. O 3 de başarılıdır, o yüzden 3'tür. 2 de başarı, 2'dir. Yaz bitimi yani buna... böyle bir şey istiyorsak evet, yaz, evet, güneş evet, böyle evet, biraz inmeye evet, başladığı zaman bu tedavilere başlamakta fayda evet, vardır. O yüzden hastaların protokollere uysun isterim efendim. Yani baştan o sözü almak isterim. Her şeyle teslim olsun ve o programa uysun isterim. Yaz bitti, güneş azaldı. Eylül-Ekim aylarından itibaren başlanabilir.
Peki vücudun herhangi bir yerine de yapılabiliyor mu? Sadece daha çok ne için geliyor sizin hastalarınız? Hastalarım en çok yüzlerindeki kahverengi ve benzeri lekeler için geliyor. Ve elbette ki ergenlik dönemi ve sonrasında ortaya çıkan sivilce akne izleri için geliyor. Ancak vücudumuzda çok sorduğun gibi bazı koyulaşmış çiller ortaya çıkabiliyor. Güneş hasarıyla sırtta, omuzda, dekoltede, el sırtında. Ortaya çıkan eller de çok önemli. Bakın evet, ellere girmek evet, lazım evet, değil mi? Evet. Eller de güneşten ve evet. Bir de eli gençleştirmek çok kolay bir şey değil teknik olarak. Doğru mu? Mesela yani insanlar, eskiden değildi. Sanatçılarımızla diyeceğim gene bizim camiada. Mesela yüzler falan güzel, estetikler falan yürürken elleri toparlayamayabiliyorlar. Eller çok önemli. Ele nasıl uyguluyoruz? Şu yüzden oluyor biliyor musun? Yüzümüze özenirken dekolte, boyun ve elimizi hep ihmal ediyoruz. Çünkü biraz geriden yaş alıyor. Bu sefer biraz zaman geçmiş oluyor. Yani biraz geç kalmış oluyoruz. O yüzden yüzümüzle ilgili bütün tedavilere başladığımızda el sırtını da, boynu da, dekolteyi de ihmal etmemek gerekiyor. Eller için özel ürünlerimiz var. Evet. Nedir? Kalsiyum hidroksiapatit kullanıyoruz özellikle. Mineral ya da kemik dolgu dediğimiz özel bir üründür. Hakikaten kemikte var olan bir mineraldir bu. Nasıl uyguluyorsunuz onu? Onu da kanülayla uyguluyoruz. Ciltle cildin altındaki damarlı görünümün arasına bir malzeme yerleştirmek gibi düşünebilirsin. Bunu hiç bilmiyordum, ilk defa duyuyorum bu çok, arada. Evet, çok sık yaptığımız bir uygulamadır aslında. Yılda bir, iki yılda bir yapılabilir. Sanki bir buzlu cam görüntüsü elde ettiğimizi düşün. Ama elbette ki bu ürünün gerçek etkisi biraz önce bahsettiğim gibi haftalarla artar. Çünkü kolajeni stimüle eder ve cildin nemini arttırır. Ama cildi biraz kalınlaştırıp bazı ünlülerimizde çok kilo veren kişilerde görüyoruz damarlı görüntü. O damarlı görüntüyü azaltır. Çünkü el sırtının özellikle çok damarlı görünmesi de biraz daha böyle yaşlı eli gibi bir ifade verir. Orada da çok sık kullanabiliyoruz. Ben ellerime bakıyorum. Ben evet, ellerime baktım. Var mı yok ben mu? De ellerim baktım bu arada. Çünkü hemen ellerime baktım bir şey lazım mı diye ama neyse bunu da biraz daha konuşursak yeni vallahi bir şey daha ben olacak. De çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Gençlik Rüzgarı'nda işinin ehli uzmanlardan çok faydalı bilgilerle karşınızdaydık. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın, kendinize çok iyi bakın.